Mutlu İnşaat ve AK Proje ortaklığında Botanika projesinin basın lansmanı bugün gerçekleşti. Yanımızda Mutlu İnşaat Yönetim Kurulu üyesi Furkan Hamzoğlu var. Furkan Bey, öncelikle hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Doğayla şehri buluşturan proje sloganıyla yeni bir projeye başladınız. Nasıl buluşturuyorsunuz doğayla şehri? Aslında orada Botanika İstanbul projesi hakikaten özenle seçilmiş bir isim. Projenin ismini koyarken projenin kendi peyzajından da esinlendik. Ama ondan önce bölgedeki diğer rakiplerimizle bir rakip analizi yaptığımız zaman ortaya çıkan en büyük farkımızın bölgedeki diğer projelerle yoğunluğumuzun az olması ve az katlı oluşumuzdan olduğunu fark ettik. Dolayısıyla Botanika İstanbul ortaya çıkarken aslında diğer rakiplerinden çok daha ayrılan, çok daha geniş peyzaj alanları olan, çok daha insan ölçeğinde 10 katlı bir proje olarak ortaya çıktı. Ve isim tamamen buradan geldi aslında. Ve iki tarafımızın da park olması, hem kendi arsamızın hemen altında 3500 metrekarelik bir park, hem de planda arka tarafta mevcutta boş duran ama bitince park olacak olması ve kendi içimizde de bir yaklaşık 7 dönüm ortada bir peyzaj alanımızın olması, diğer yürüyüş yolları ve yeşil alanlar dışında bizi Botanika İstanbul projesine doğru itti. Çok memnunuz. Konumumuz çok iyi. E5'e birinci parsel, metrobüse yürüme mesafesinde. Etrafında Marmara Park, Migros, Bağız, Real Market gibi birçok alışveriş merkezi var. Okullar, üniversiteler var. Dolayısıyla hem konumu hem projenin kendi içindeki sosyal olanakları projeyi öne çıkardı. Biraz da projenin sosyal olanaklarından bahsedelim. Bu konuda da iddialısınız. Evet. Çok profili yüksek bir proje oluşturduğunuzu ifade ettiniz basın toplantısında da. Ne gibi detaylar var projede? Bir kere öncelikli olan en başta söyleyeceğimiz yoğunluğumuzun az olması. Yani 28 dönüm bir arsada dediğim gibi binlerce konut yok. 477 tane şanslı aile diyelim. 477 konuttan oluşuyor. 10 katlı projemiz. Biz bu projeyi tasarlarken bölgeyi inceleyip bir karar verdik. Dedik ki biz burada Botanika İstanbul'da iki farklı konsept oluşturacağız. Bir 5 bloktan oluşan aile konsepti ve sadece 2+1, 3+1 ve 4+1'lerin bulunduğu. Bir de yola bakan residence mantığında 2 bloktan oluşan ve 192 bağımsız bölümden oluşan 1+1 blokları. Dolayısıyla bu insanların da çok hoşuna gitti. Çünkü 4+1 de var bizim projemizde ve yanında 2+1 var en fazla, 3+1 var. 1+1 bağımsız hale getirdik. Bunlar çünkü ileriye dönük E5'e yakın olmasından dolayı home office olarak da kullanılabilecek üniteler. Bunların giriş çıkışı, lobisi ayrı, kendi sosyal alanları var. Yani bu aslında iki site var burada. Arkadaki 5 blokta kendi havuzu, açık havuzu, fitness salonu, hamamı, saunası varken 1+1 bloklarının da kendi altında ayrıca havuzu, hamamı, saunası ve sosyal donatı alanları var. Dolayısıyla bu da bir tık daha yukarı çıkaran bir şey bölgedeki projelerden Botanika İstanbul'u. Peki fiyat olarak 2700 lira metrekare fiyatından başladınız. Şu an İstanbul'daki herhalde metrekare fiyatının en düşük olduğu projelerden birisiniz. Bu lansmana özel bir fiyat mıdır? Kadar geçerli olacak? Şöyle, lansmana özel bir fiyat. Biz bunun zaten işin sonunda 4000 liralara, hatta bazı daire tiplerinde 5000 liralara çıkacağına eminiz. 1+1'lerde özellikle metrekarenin düşük olduğu, yani 65 metrekare bir 1+1 düşünürsek bittiği zaman 300 bin liranın üzerinde olmasını öngörüyoruz. Bu da metrekare birim fiyatının 5000 liralara gelmesi demek. Dolayısıyla şu anda alanlar hem yatırımcı hem nihai tüketici olarak kazanacaktır. Alanlara hayırlı olsun diyorum. Peki bölgedeki bitmiş projelerde fiyatlar nasıl Furkan Bey? Şimdi bölge çok kozmopolit bir bölge. Nasıl, yani şundan dolayı söylüyorum. 1500 liraya da metresi yer var. Bizim gibi 2500-3000 lira limitlerini zorluyor. Tamamen projeyle ve konumla alakalı. Bu her yerde böyle. Yani siz kaliteli almak istiyorsanız. Bir, arsamızın konumu çok iyi. E5'e yakın. Arsamızın şekli çok iyi. Kare bir arsa ve konut sitesine çok uygun. Büyüklük olarak çok optimum. Dediğim gibi emsal yoğunluğu az. Kat, yüksek kat yapamıyorsunuz. 10 kat sınırlaması var. Dolayısıyla her şey tüketicinin lehine. Fiyatlar da şu anda öyle. Hedef kitleniz nedir? Hedef kitlemiz bölgede zaten ağırlıklı beyaz yaka var ve çalışan kesim. Dolayısıyla şu anda da onlardan talep geliyoruz ve bölge
de oturan eski siteler var. Eski kooperatiflerin yaptığı yerler var. Yani Beylikdüzü'nün, Esenyurt'un yerlisi, o bölgenin yerlisi diyebileceğim. Onlar çok ciddi talep gösteriyorlar. Bölgenin en büyük alışveriş merkezi hemen kapı komşumuz. Ondan hafta sonu ziyaretçiler çok ciddi talep gösteriyorlar. Ve tabii bir Arap gerçeği var. Yani bölgede özellikle. Onlar da çok ciddi, acentalar olsun, birebir olsun, çok ciddi gelip projeden bilgi alıp karar verme aşamasındalar. Dediğim gibi 21 Nisan'da da Abu Dhabi Cityscape'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentindeki fuarda projemizi yabancılara sunacağız. Ve bir bloğu satışa çıkarmadık dediğim gibi. Şu anda da onun pazarlığı aşamasındayız. Bir Arap grup tamamını satın almak istiyor o bloğun. Ama normalde de projenin bir belli bir kısmı satışı gerçekleşti değil mi? Tabii Araplar ön talep topladı. Yani Araplar bölgede çok ciddi bir potansiyel oluşturuyorlar. Esenyurt ve Beylikdüzü'nün tamamı için bu geçerli. Tabii. Siz daha çok bu 1+1 olan bölümünüzü mü yabancılara açıyorsunuz? Şöyle, bölgede yani gelip oturan Araplar da var. Şu bir aylık tatilini burada geçiriyor mesela. Onlar büyük daireleri tercih ediyorlar. 4+1'leri tercih ediyorlar. Bizde de aynı şekilde. 1+1'leri tercih eden grup genelde yatırımcı kesim. Alıp kazanan, yani mesela 160 bin liradan alıp ya bitince 300 bin liradan satabilirim bu hesabı yapan ve şöyle bir şey var. 1+1 için ben hep şunu söylüyorum. Yani herkes dükkan alamayabiliyor bizim ülkemizde, İstanbul'da, ama küçük yatırımcının da dükkanı diyorum ben 1+1 için. Ne kadar fiyatlar şu an? Şu anda 220 bin liradan yukarıda, ama şöyle düşündüğümüzden yeni bir projeden yola çıkarsak, mesela 160-170 bin liraya aldığınız bir 1+1, 1000 liraya kiraya verdiğiniz zaman 160, yani 180 ayla maksimum 200 ay olsun geri dönüşü var. Dolayısıyla zaten bu dükkanlarda da yani amorti konuta göre, çünkü İstanbul'da 300-350 ay, 400 aya kadar çıkar konutta amortisman, küçük yatırımcının dükkanıdır 1+1. Bu anlamda da tercih ediliyor. Çabuk amorti eden bir yatırım olacak çabuk aynı zamanda da. Çabuk amorti ediyor, çabuk kiralanıyor. Peki kampanya yapıyor musunuz lansmana tabii, özel Fukan? Şöyle, kendi bünyemizde 24 ay banka kredisiyle 48 ay vade seçeneğimiz var. Cüzi peşinatlarla dediğim gibi senet yapabiliyoruz kendi bünyemizde. Teslim süresi nedir? 2016'nın sonu. Yani önümüzdeki senenin sonu planlıyoruz ama büyük ihtimalle ona kalmayacak. Şu anda çünkü hafriyatımızın çoğu tamamlandı ve 3 bloğun temeli atıldı. Bir blokta 9. katta inşaat sonrasında devam ediyor. Ve projeyi de yapan inşaat sektörünün deneyimli iki firması, evet, Mutlu İnşaat ve Ak Grup olarak bir araya gelip güç birliğiyle hayata geçirecekler projeyi. Peki şimdiden hayırlı olsun. Sağ olun, hayırlı satışlar ederim. Dilerim. Sağ olun.